Selamlar. Merhabalar. Bugün danışma yapıyoruz. Danışma merkezimize geldik. Şu an kayıt formlarını dolduruyoruz. Sağlık sorunumuz falan var mı vesaire. Bakınız. Milletten selamun aleyküm arkadaşlar. Şurada da dalış kıyafetlerimiz falan var. Görüyorsunuz. Hello. Do you want to say anything? Yeah, this is vlog. YouTube vlog, yes. So, you more than welcome here in Divers House. Divers House. Yes, at the diving center in Dahab. Yeah. You will be enjoying much doing diving here or start learning diving. Mm-hmm. Inshallah, you will like it and you will come back again. Yeah, I think so. Evet işte böyle arkadaşlar. Yani bakalım deneyimleyelim de kendimizce. Ona göre size de anlatmaya çalışalım biraz. Şimdi dalışa geldik. Dalış yapacağız. Ben zaten dalıyorum biliyorsunuzdur. Burada Kızıldeniz'de farklı bir macera olacak. Çünkü Türkiye'de bu kadar çeşit yok. Burada bayağı bir çeşit var diye biliyorum. Heyecanlıyım ama yorgunum. Bir de yüzüm biraz yanıyor. Birazcık omuzlarım yanıyor. Ama it's okay. Gerçekten heyecanlıyım. Bye bye. Then you can put your teeth on it and the clothes with your lips. Dalışa gidiyoruz. Aslan çok heyecanlı mısın? Heyecanlıyım, gerçekten heyecanlıyım. Çok iyi bir deneyim olacak umarım. Bence de çok iyi bir deneyim olacak abi. Çok güzel olacak. Bir de burası daha canlı. Gerçekten daha canlı. Tam yerindeyiz çünkü. Evet, tam yerindeyiz. Kızıldeniz'de çok fazla çeşit varmış. Bir sürü balık göreceğiz. Bayağı heyecanlıyım. Türkiye'de o kadar çok balık yoktu. Ben bir kere kaplumbağa görmüştüm. İşte arada da biraz şanslıysan balık falan görürsün ama buralar bayağı canlı diyebilirim. O yüzden ben de çok heyecanlıyım. Geldik. Şimdi burada dalış yapacağız. Tıp 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 tıp. Gidiyoruz. Şimdi kıyafetlerimizi falan giyeceğiz herhalde. Ekipmanları alacağız. Sonra da dalışa başlayacağız. Bu arada arkadaşlar şöyle geçeyim. Galiba göremiyorsunuz onları. Bu arada burada ben ilk kez şöyle bir şey yapacağım. Normalde tekneyle gidip tekneden atlıyorduk. Bununla ilgili bir video da var. Belki görmüşsünüzdür daha önce. Burada yürüyerek suya gireceğiz. Bu mesela birazcık garip bir şey hani. Yürüyerek ilk kez gireceğim. Ama aslında hani yeni başlayanlar için de mantıklı bir şey. Çünkü hani öğrenmeleri lazım falan. Biz direkt tekneden atlamıştık her seferinde. Bakalım. Öyle. Heyecanlıyım. Dahap'tayız bu arada biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bir de çok güzel şalvarlar var. Şalvar falan almak istedim. Bakın. Ne diyorsun? Çok heyecanlıyım. Heyecanlısın. İlk scuba diving tecrübem olacak. Evet, kameranı evet, sıkı tut bir de. Efendim? Evet, önemli. Sen bir fotoğrafı çekin. Evet, heyecanlı. Gidiyorlar, gidiyorlar, gidiyorlar. Ali, take care. Bye bye. Şimdi dostlar ilk posta çıktı. Yani birinci turdaki insanlar da tamamladılar kendi dalışlarını. Ters ışık oldu. Kendi dalışlarını tamamladılar. Şimdi sıra ikinci turda. Biz üçüncü turuz. Şimdi o zamana kadar birazcık yüzmeye gideceğim. Onu su altı kamerasıyla çekeriz. Kızlar da buradalar. Beni bekliyorlar. Bayağıdır beni bekliyorlar. Bana daha fazla sövmeden gideceğim yanlarına şimdi. Dalışlar bitti. Aslan sudan çıktı. Aslan sudan çıktı. Anlat. Mükemmeldi benim ilk dalışımdı. Maksimum 12 dalabiliyoruz. Ama kaça daldın söyle. Zehrimi taktikleriyle 18.2'den 18.5'a zorladım. Helal olsun. Anladım arkadaşlar gerçekten. aşırı kolay ama gerçekten yerin altında bir hayat olduğunu görüyorsunuz. Ve mükemmel bir şey herkes denemeli yani. Benim ilkiydi bakın. Ben 18.5'a zorlayacak kadar sevdim hani anladınız mı? Çok iyiydi ya, çok iyiydi. Bıraksalar daha da dibe dalardım, daha da dalardım. İlginç neler gördün onlardan anlat. Fosforlu balık gördüm, renk değiştiriyordu sürekli. Onun peşine takıldık bir ara. Ahtapot gördüm, diğer balıklara sataşıyordu. Ahtapotun hareketini biliyor musun? Nasıl? Evet. Sonra bir balık sürüsüne denk geldik. Hepsine teker teker el salladım. Türkiye'den selamlarını ilettim. Mutlu düşünüyorum açıkçası. Mükemmel bir dalış serüveniydi. Helal olsun. Helal olsun. İlk de bu kadar daldığı için ben gerçekten tebrik ediyorum kardeşimi. İlk de normalde 12 dalılır. Biz zorladık arkadaşlar. Zorlamış gerçekten. Dostlar ben ne gördüm biliyor musunuz? Şimdi öncelikle su altında neler gördüğümü az çok çekmeye çalıştım. Ama şöyle bir salaklık yaptım. Biz burada suda oynarken demeyeceğim. Biz burada suda oynarken o şeyi şarjı yedik. Yiyince de böyle bir baktım tam gitmeden önce şeyi fark ettim. Bataryam yok. Yani sinyal veriyordu. Sonra hemen hızlıca değiştim ama değiştirdiğimde %50'den bir tık az. Hani dedim ki abi şu dalışa geldin. Dalış için aldın şu kamerayı ve
salak gibi yedin şarjı falan. Ben bayağı bir üzüldüm. Onun dışında sen de gördün. Bakın hayatımda gördüğüm en ilginç şey. Balıkları rengarenk akvaryum şeyini geçiyordu. Daha önce... Bu aydan alalım. Çok iyi oturmuş üstüne. Seçmedeki son dalışında da bayağı bir heyecanlanmış. Müthiş böyle deliklerin içine falan girmiştim. Ama burada gördüğüm şeyi size anlatıyorum. Labunya mı? Namunya mı? Öyle bir tane balık var. Tamam, işaretim bu. Bilmiyorum. Şuraya fotoğrafımı bırakırım. Kocaman bir şey. En az şu kadar. Suyun altında her şey daha büyük gözüküyor ama bence en az şu kadar var o balık. Ve böyle yeşil bir şey. Ve böyle garip bir şey, tamam mı? Yeşil renkli ve kocaman bir balık. Ona bir tane ahtapot saldı. O mu ahtapotu yemeye çalışıyordu? Ahtapot mu onu yemeye çalışıyordu bilmiyorum. En son ahtapot bunun ağzındaydı. Bir bu yana salladı, bir bu yana salladı. Ahtapot bir oraya gitti, bir buraya gitti. En son bir ağzından kaçtı. Onlar tekrar bir araya geldiler, kavga etti. Biz böyle adamdan çekirdek çitleyip izlermişiz de, tamam mı? Bakıyoruz. Bir de ben fark ettim. Adamın arkası dönüptü. Şey böyle bak bak ne oluyor, kavga var falan diyorum. Adamı gösterdim. Sonra cebimden çekirdeğimi çıkarttım. İzlemeye devam ettim. En sonuncu söylüyorum size. Ahtapot mürekkep bıraktı en son. O sırada kaçtı. Mürekkep bıraktı, hepimiz mal olduk. Balık zaten böyle bakıyor falan. Biz böyle bakıyoruz. Ahtapot nereye gitti? Ahtapot kaçtı arkadaşlar. Ahtapot kazanan oldu. Canını kurtardı ama ahtapot zaten çok zeki bir hayvan. Ahtapotun öğrendiklerim diye bir Netflix'te belgesel var. Öneriyorum. Müthiş bir şey. Ahtapotlar çok zekiler. Ve orada da yem olmadı arkadaşlar. Bunu kendim de deneyerek tecrübe etmiş oldum. Denemedim, izleyerek. Buradan çıkaracağım sonuçlardan biri, Türk nerede olursa olsun bir kavga izler diyebilir miyiz? İzler abi. Kesinlikle izler. Evet çok arkadaşlar. Denizin altında bile gerçekten. Keşke olsaydı ya. Gerçekten çok eğlendim. Denizin altında bile izlemiş. Onun dışında böyle başımıza gelen garip bir şey oldu mu? Olmadı ya. Çok sıkıntısız geçti yani. Evet. Bizimki de öyleydi. Çok evet. Rahattık. Evet. Ya rahat olunca bence her şey çözülüyor ya. Kesinlikle rahat olmak çok önemli. Bir de işte şunu yaptığınızda açılmıyorsa yutkunabilirsiniz mesela. Aynen. Çünkü ben genelde bu kulağımda bir tık birazcık problem yaşadım. Çok da takmadım hani patlamayacak sonuçta ama. Şöyle mesela bunu yapıyorum, olmuyorsa yutkunuyorum. İlla ki açılıyor. Bu şekilde ve müthiş ya, müthiş, müthiş ya. Hala inanamıyorum. Mısır'a daldığıma inanamıyorum. Bakın çeşmeye gideceğim için çok heyecanlı olduğumu falan söylemiştim. Çeşmede dalış yapmaya gidiyorum. Boku mu ye? Mısır'dasın ya. Mısır'da gerçekten ya, bu arada gerçekten. Yani sayılı insanlardınız. Türkiye'den kalkıp Mısır'a dalış yapmaya gelen harbi sayılı. Senin ilk dalışının Mısır'da olması. Benim ilk dalışım Mısır'da. Ben var ya, bunun havasını nasıl atarım? Şimdi siz şovu izleyin Türkiye'de. Şovu izleyin. Bir de hele ilk dalışımda 12 yaşıp 18.5'a zorlamam. Oo. Helal olsun. Gerçekten iddiası hem Mısır'da yaptı hem bunları yaptı. Ben bir şey evet, demiyorum. Zeynep'in yardımlarıyla arkadaşlar burun açma taktiğini sürekli bana söyleyip beynime kazıdı. Hani bir an dursam sürekli burnu açtım. Aslan bak. Her seferinde abi, her seferinde bunu yap. Müthiş. Acaba İtalya'yı nasıl geçti? Onun da çok iyi geçmiş ama 11.5 mi ne dedi? İyi abi ya, bir şey diyeyim mi? Şurada 2 metre bile dalsam bir sürü zilyon balık görürsün. Evet. Aşağı indikse daha garip. Süper oluyor, süper oluyor. Rengarenk, aşırı canlı bir yer falan. Gerçekten Türkiye'de ben müthiş çok iyi izlerdim. Türkiye'ye gitsin yani, buradan gitsin. Mısır'da dalışa, Mısır'a dalışa geliyor. Mısır'a gelirseniz ya da dalışı mutlaka yapın bir şekilde. Evet, değer arkadaşlar, harbi mesela değer ya. Verdiğimiz para, bir şey mi? Şu an ucuz bile daldık diyorum hatta. Bir 450 şey pound'a daldık. 450 pound'da 225 TL falan yapıyor. Şey de included yani. Fotoğraf ve video falan da içinde arkadaşlar. İçinde, evet. Arkadaşlar bu şekildeydi. Son bir kez alıyorum Zeynep'i. Kombinini. Scuba diving kombini. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye bye.